Salat kelimesinin anlamı bir şeyin arkasında sürekli durmak demektir. Allah ve melekleri bu nebiye salat eder. Yani Allah destekliyor. Allah ve melekleri Müslümanlara da salat eder. Bize destek verir. Allahü Teala diyor ki ey müminler siz de onlara destek verin. Siz de arkasından gidin diyor. Sürekli arkasında olup da asla terk etmediğimiz tek ibadet hangisidir? Mesela oruç yılda bir ay. Zekat imkanı olanlar verir. Hac imkanı olanlara gider. Ama her türlü şart altında yapılması gereken tek ibadet hangisidir? Namaz işte onun için onun adı salattır. Namaz kılma ikametussalah ile geçer Kur'an-ı Kerim'de. O namazı ayakta tutun diye. Salat kelimesi sürekli yapılan şeydir. Es-salat dedi ya o sürekli yapılan ibadet oluyor. Es-salahtır hem de belli bir salah. Ama o innallâhe ve melâikete yusallûn derken o bir fiildir, isim değil. Es-salat şeklinde kullanılmaz. O namaz. Peki o ikame zamanla bağlantılı olarak da şöyle diyor mesela. İkame kelimesi. Akimissalâ telidûlûk. İltam zumra raşubti ilatim. Litait belet işi rabit igigi. İşta zumra raşubti ilatim. Litait belet nişi rabit igigi. Yusraf yen hama feşemu yarvut naçer nipsa hendemi. Yen hama yereru hanet nitvut naçer henha. يمنعون الماعون الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد الله أكبر Yok. Biz şimdi şeye çıkmıyoruz değil mi? Yok. Sadece ben şey yapayım dedim ya. Daha önce bir daha kaydetmiştim de. Ha sen kendini kaydediyorsun sadece. Canlı yayın değil değil mi abi? Canlı yayını da yapıyorum da şey orada tamam, kaydediyorum. Şu an bu canlı yayın değil ama değil mi? Canlı yayın da sonra kaydediyorsun onu. Ha. Şey yapmıyor. Öbür türlü video çekersen 1 GB 2 GB telefon etmez. Okey abi. Evet. İki soru. Şimdi namaz kıldıktan sonra neden sağa selam veririz? Meleklere selam vermek için. Niye? Ben işte namaz kıldım, Allah'a ibadet ettim, bunu kaydet diye. En son ne okumuştuk? Tahiyyatu. Salli barik Rabbena. Tahiyyat ne demek? Hayat. Lillahi Allah içindir. Ve salavat, kutsamak da onun içindir. Ve tayyibat, güzellikler de ona aittir. Bunu Peygamberimiz miraca çıktığında Allah'a söylemişti. Tahiyyatta Allah'a bu şekilde hitap etti. Allah da cevap verdi ona. Esselamu aleyke eyyüven nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Ey nebi selam sana olsun. İşte bereket olsun, rahmet olsun. Bütün melekler hep bir ağızdan. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dediler. Dolayısıyla hepsinin bu konuşması bizim tahiyyat dediğimiz dua. Ettehiyyatü lillahi ve selam. Bu konuşma nerede geçiyor? Miraç'ta. Nerede? Kabe kavseyinde. Yayla okun birleştiği mesafe kadar ikisi birleşiyorlar. Biz her namazda Kabe kavseyine ulaşıyoruz ve Allah'la Resulünün birleştiği yerde. En yakın yerde. Allah'la Resulünün en yakın olduğu yerde buluşuyoruz. Ve sonra tekrar geri geliyoruz ve sağ selam veriyoruz. Sağ selam vermemizin sebebi bu. İlk soru ise namaz kılarken önümüze bir sütre koyarız Mustafa. Böyle arazide kılarken bir tabure koyarız, bir ayakkabı. 33 santim bir kulaç olması gerekiyor onun hükmen. Onunla bizim aramızdan birisi geçmeye çalışırsa onu durdururuz. Hatta bilse ki o adam buradan geçmenin günah olduğunu 40 yıl ne kadar günah olduğunu bilse 40 yıl bekler. Diyor Peygamberimiz. Şimdi asıl diğer soru da şu.
bu sütre neyi koruyor? Evet, bunu düşünelim. Neyi koruyor bu? Niye bunu buraya koyuyoruz? Veya adamı niye durduruyoruz? Veya niye bu kadar günah? Yani secde ederken ona etmeyi değil. Öyle bir şey mi acaba? Yani ben öyle düşündüm hep. Yani ona secde etmeyelim. Önümüzden canlı bir şey geçmesin. Yani tamam, bir cansız varlık koyuyoruz ki oraya. Cansız bir nesne koyuyoruz ki hani sadece Allah'a secde edelim. Ya da ben öyle biliyordum. Ya da şimdi ben bunu sütüre düşün. Ben şimdi Allah en büyüktür dedim. Her şeyi geriye doğru attım. Bir yolculuk başladık. Ne yaptım? Ben aslında bir istikamet, kıble. Kıble demek. Anadolu'nun kıblesi vardı. Anadolular İslam'dan önce kıbleye yöneliyorlardı. Kıble yönelilen şey demek. Kıbleye yöneliyorsun. Dolayısıyla bir enerji olarak bir şekilde Kabe'ye bağlanman lazım. Leyat'tıdır. İslam biliyorsun Peygamberimiz Medine'ye geçtikten sonra 18 ay sonra Leyat'tı değişti. Dünyanın bilinç değişti diyelim. Muhammedi bilinç deniyor bugünlerde. Mescid-i Aksa'daydı Leyat'tı. Medine'ye döndürüldü. İslam'la birlikte. Peygamberimiz daha önce de kılarken Kabe'yi önünü alıyordu. Mescid-i Aksa'ya dönerken bile ona riayet etmeye çalışıyordu. Ama Medine'ye gidince ters istikamet. Bu sefer arkasında kaldı. 18 ay öyle kaldılar. Sonra Kıbleteyn denilen bir mescitte vahiy geliyor ve iki rekatı Mescid-i Aksa'ya doğru kılıyor. Sonra cemaatin yanından namazı bozmanın diğer tarafa geçiyor. Ve Mekke'ye dönüyor. Yani Leyat'ına bağlıyor bizi şey. Sütre. Onun için dünyadaki bütün Müslümanlar bu Leyat'ına bağlanıyorlar namaz kılarken. Biz mesela evde kılsak bir vakit bir sevap alıyoruz. Hani hasene şey anlamında literatür olarak böyle düşün. Ama camide kıldığımızda 27 kat daha ecir alıyoruz. Niye? Ben şimdi buradan bağlanmaya çalışsam çok cılız. Bilincim düşük. Kafamda bir sürü fikir var. Şu var, bu var. Camiye gittiğimde biz daha çok hepimiz birlikte yöneldiğimiz için daha güçlü bir enerjiyle bağlanmaya çalışıyoruz. Modemin şeyine göre düşün. Yemek yemenin bile toplu halde yemek yemenin bile bir zevki başka oluyor. Evet. Yani yalnız. Evet. Yani cemaate ne yem? Bütün hepsinin bağlandığı yer, dünyadaki hepsinin bağlandığı yer Mekke ile yattı. En büyük önemli yer burası. Orada o kadar dualar, duygular artıyor ki mesela orada kılınan bir vakit 100.000 kat değerli. Orada yaptığın dua 100.000 kat getirdi. Orada düşündüğün şeyleri bile Allah yani yaratımda... Tam modemin yanındasın çünkü. Öyle. Tam merkezdesin. Tam mıknatısın şeyindesin. Hep böyle bütün şeyleri çekiyor demir parçacıklarındasın. Enerji olarak. Kabe'de dönülen tavaf, Beyt-i Mamur var. Peygamberimiz öyle diyor. Kur'an'da da ifade edilir. Allah'ın arşının tam iz düşümüdür. Ve oraya kadar bütün melekler la havle ve la kuvvete illa billah diyerek tavaf ederler. Yani yaratılıştan sonsuza kadar böyle devam edecek. Bu dönüş. Kabe'ye, oradan Allah'a bağlanıyorsun. Sonra bütün nur yeniden bütün mescitlere geri dönüyorsun ve diyorsun ki ben geldim. Şimdi burada namaz müminin miracıdır dedin ya. Peygamber miraca giderken kaç tane felekten geçti? 7 değil mi? 7. Hangi peygamberlerle karşılaştı? Yani Kur'an'da ismi geçenlerle karşılaştı. Yok diyor. Yani 7 hadiste geçiyor. Adem. İşte ilk Adem peygamberle İsa, Harun, İdris, Musa, İbrahim aleyhisselam. Bunların sen miraca çıkarken seninle ne bağlantısı var? Bu hadisin senin hayatındaki etkisine. Veya seninle. Namaz müminin miracıdır hadisi. Tamam. Hayır. Bu feleklerdeki kişiler sende ne karşılıyor? Yani peygamberler. Ya işte Adem ilk insan. Tamam. Bu senin namazında nerede? Bilmiyorum abi. Yani bunun ben karşılığı bence bizdeki çakralarla alakalı. Bence. Çünkü Adem üremeyle ilgili. Adem ilk dünyadan ilk üremeyle ilgili.
cinsel çakra ile alakalı. Mesela buna benzer. Benzetmeler çok. Bir bilinç hali aslında bu peygamberlerle görüşme hali. Bir bilinç halidir aslında. Ve biz namazda en son peygamberimiz şeydir. Taç çakra denilen bütün şeyin enerjinin tepesinde Muhammedi bilinç. Onun altında İbrahim bilinç. Hani bu 50 vakit namaz kılmaları falan hani bir var ya Miraç'tan dönerken. Evet. Bunların hepsi bu içerideki fiziksel şeylerin karşılığı. Şimdi Adem'i bilinç nasıl olacak? Mesela kıyamete yakın insanlar tekrar İsa bilincine dönecekler diyor ya Peygamberimiz. İsa Aleyhisselam. Tekrar İsa bilincine döneceğiz aslında. Şimdi Muhammedi bilinçten bir önceki. İsa Aleyhisselam mesela daha bizim şeriat daha şey ne diyelim ahkam üzerine. İsa daha sert bro, daha keskin. Daha ahkam. Tevrat da öyle. Ama İsa Aleyhisselam daha çok daha yumuşak, daha merhamet, daha şefkat. Peygamberimiz de öyle de. Böyle bir bilinç dönüşü olabilir. Bizi bu yolda, yani bu miraca giden yolun adına Mehdi denir, hidayet denir. Hadi hidayet eden demek, yol gösteren demek. İçimizde bir şekilde bir yükseliş yaşıyoruz aslında her rükuda, secdede. Allah'a en yakın olduğumuz yer neresidir? Rükû. Secde. Özür dilerim. Niye? Yani muhtemelen o şeyle bağdaştıracağım. Yani herhalde tam tapma eylemi olduğundan dolayı mı? Tam kan akışıyla ilgili bence. Tam kafaya mı geliyor? Beynimiz mükemmel bir şekilde kanla beslenmesiyle alakalı. Yani mükemmel bir şey. Yoksa Alzheimer oluyoruz zaten. İşte bu yoga yapanlar da aynı şeyleri söyleyebiliyorsunuz. Yani yoga yapanlar da aynı şeyi. Evet, 7 uzay diye yazmışsınız Mehmet Bey. Doğru. 7 uzay 7 kat. 7 Evet, aynı şey. Üçüncü iki lobun arasında bir gözden bahsederler. Buna biz üçüncü göz diyoruz. Pineal gland denilen. Kalp gözünün olduğu bir göz var. İki gözün arasında. Bu peygamberimizin benim arkamda da bir gözüm var. Ben görürüm siz görmezsiniz dediği bir göz aslında. Bizim kalp gözü dediğimiz şey. Namaz kılarken onu mükemmel bir şekilde beslediğimde yaydığım frekans, ilahi frekans yani Allah'la yakınlaşmayla alakalı bir durum oluşuyor. Yani biz aslında ibadetlerle ilahi frekansa senkronize oluyoruz. Abdest biliyorsun başımız mesela niye başımızı meslediyoruz? Negatif enerji dinsin, sinir geçsin. Mesela öfkelenince abdest alın dediği şey aslında bu. Abdest de bununla alakalı. Nefsi mülheme, ilham alan nefis. O da yani şimdi mesela bizim Kur'an'ımız nerede? İçimizde. Bizim Kur'an'ımız bir şekilde açılması lazım. Demin söylediğim şey buydu. İçimizdeki Adem'i açmak. Peygamberimiz mesela yürüyen Kur'an'dı. Biz yürüyen Kur'an değiliz. Biz Kur'an'ın kenarında bile değiliz. Yani içimizdeki Kur'an hiç açılmamış. Belki işte ahkamla, namazla, farzlarla ilgili bir şeyler açılmış ama... Ama diğer peygamber mesela ne diye geldi? Güzel ahlakı tamamlamak için geldi. Şimdi biz mesela Müslümanlara bakıyoruz hepimiz ahlaksızız gerçekten. Lafı gelince şey deriz. Doğruyu söylemek gerekirse. Doğruyu söylemek gerekirse diyoruz yani. O kadar yalancıyız, o kadar fırsatçıyız, o kadar şeyiz. Mesela dün hasta ziyaretine gittik, adam şey cenazeye gittik. Fatih abiyle konuşuyoruz. İşte dedim adamın bir ihtiyacı var mı? Öldükten sonra soruyoruz. Adam hastayken mesela sormuyoruz ki ya belki para ister. Belki bu sefer sorumluluk olacak. Yani bunlardan da kaçıyoruz. Anladın mı? Namaz bir şeydir. Bizi birbirine bağlayan bir ağ ya. Şimdi ne an neresindesin sen? Doğudaki bir Müslümanın eline iğne batsın. Fatır'daki bunu hissetmezse gerçek mümin olamazsın. Şimdi bir adam öldü veya bir sürü insan dünyanın her yerinde bir ağa bağlı olmaları gerekir ki sen bunu hissedebilirsin. Bunu şöyle ifade ediyorum ben genelde.
Namazın elindeki yeri nedir? Başın vücuttaki yeri gibidir. Yani mesela şey düşün, bir adam kaza yaptı, kolu koptu. Ne yaparız? Hastaneye götürürüz. Ayağı kopsa hastaneye götürürüz. Ama desek ki ya kaza geçirdi, kafası koptu. Ne deriz? Morga gitti çünkü artık şeyi koptu. Bitti. Bedenli olan, kalpli olan bağı, aklın kalpli olan bağı koptu. Yani onun için kafanın kopması gerekmiyor. Kalbinle olan, yani ilahi mesajın geldiği, vicdanın konuştuğu yer. Bir de nefis, ego, şeytanın akıl biraz şeydir, farklı bir anlam taşır. Şimdi bu akılla bu kalbi birleştirip bütün nörolojik olarak bütün hücreleri eğer birbirine bağlamazsan ne olur? Mesela bazı hücreler atıl kalıyor Şahat abi. Hatta ve bir araya geliyorlar, toplanıyorlar, bir bakıyorsun kanser olmuş. Çünkü şey nörolojik vücut, yani immün sistemi onu kontrol etmesi lazım. Namaz aslında immün sistem. Zaten başına mem getirdiğinde mümin olur. Bu biraz komik oluyor ama gerçekten de benzeşiyor. Yani. Mümin sistem aslında. Yani Allah'ın teslim olmamız gereken şey vücuttaki nörolojiyi birbirine bağlamak. Hepsini akla bağlamak. Bir sistemle. Teslim olmak. İslam teslim olan demek biliyorsun. Yani bu teslim olmak şöyle. Allah'ın frekansına yani şey dünyanın işleyişine senkronize olmak demek. Sünnetullah denilen şey bu aslında. Mesela ezan vakitleri hep böyle dikkat et, paraleller, meridyenler sürekli her 4 dakikada bir paralel değişiyor ya. 25 dakikada mesela İzmit'te ezan okunduğunda bizde 1 saat sonra veya Trabzon'da arada mesela 35. Her an bir frekansın, bir ibadetin, bir şeklin ilahi bir frekans olduğunu fark ediyoruz. Mesela bir Pakistan'da da bir zaman o ağa bağlanıyor. Sen başka bir zaman bağlanıyorsun gibi. Böyle bir şey var. Şimdi burada daha önemli şey var. Şimdi Allah ilk önce bu kainatta neyi yarattı? Hiçbir şey yokken ne vardı mesela? Kur'an'da geçiyor böyle. Suat abi. İlk önce neyi yarattı? Gökleri ve yeri mi abi? Hiçbir şey yokken onun arşı suyun üzerindeydi diye bir ayet var. Hiçbir şey yokken. Yani zaten hiçbir şey yok. Şeyken bir Allah var, bir de sonsuz okyanus. Su. Ayet öyle diyor. Allah her şeyi neden yarattı? Sudan. Öyle diyor başka bir ayette de. Su nedir? İki hidrojen ve oksijenler, değil mi? Toprağın elementleri nedir? Karbon, sülfür, işte ozon. Şu bu. 27 element var insan bedeninde. Böyle konuşurken hepsi bazen aklıma gelmiyor. Evet, her namaz farklı bir çakra çalıştırıyor. Yok, her namaz değil. Her namazda her çakranın çalışıyor olması gerekiyor. Çünkü çakraların soru sordu da neyse. Çakraların aldığı yol aslında işte şeytanın oturduğu yol. Şeytanın 7 büyük günahla, 7 helak edici günahla kilitlediği 7 çakra ile alakalı bence. Şimdi bütün Adem'i topraktan yarattı ya. Toprakta ne var abim? Atomlar. Evet, karbonlar, elementler. Suda ne var? Hidrojenler, oksijen. Vücudumuzun %70'i su. %70'i su. O %70'in 3'te 2'si hidrojen. Tamam mı? Şimdi normalde atomun kaybolma ihtimali hiç yok. Allah atomu bir yarattığında bu bir daha kaybolmuyor. Ölümü olmuyor. Hatta atomun ölümü kıyametin sebebi. Elektronu. Yani o sistem sünnetullah bittiğinde bütün atomlar savrulacak. Bütün güneş sistemin dağıldığı gibi. Şimdi dünyadaki bütün insanların atomlarının boşluklarını, şimdi o sebeple normalde ben sana dokunmak istesem dokunamıyorum biliyorsun. Atomlar birbirine değmiyorlar. Vücudunda 100 katrilyon atom var seni. Atıyorum. Hücre. Atom.